Evet, Kardelen'le yeniden programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü konumuz havalar, kediler, köpekler, sevgi, sevgi de sevgi efendim. Küçükler, büyükler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, yaşlı arkadaşlar falan değil mi? Kahveyle başlıyorum. Ay çok güzel, ben demledim. Herkese merhabalar. Bugün size İkizler Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu anlatacağım. Şu ana kadar Koç Burcu'nun ve Boğa Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu anlattım ve zaten Koç ya da Boğa Burcu'ysanız bunu izlediğinizi düşünüyorum. Şimdi sıra İkizler Burcu'nda 3. burcumuz. Hazırsanız ben hazırım, hemen başlayalım. Şimdi öncelikle birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Birincisi, ilk defa videomu izliyorsanız, yani izlediğiniz ilk video buysa lütfen öncelikle İkizler Burcu'nu anlattığım videoyu, ondan sonra da ikizlerin arkası olan yayı izlerseniz büyük faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Sonrasında bu videoyu izlerseniz daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası, eğer ki hani astrolojiye böyle çok hakim değilseniz özellikle. Ve diğer Koç burcunda Koç ikizleri ele aldım ve Boğa burcunda da Boğa ikizleri ele aldım. Dolayısıyla bu videoda ikizler ikizlerden başlayacağım. Sonrasında bana işte Koç ikizler nerede, Boğa ikizler nerede diye sormayın. İkizler ikizlerden başlıyoruz. Şimdi öncelikle çok kısaca bir ikizleri hatırlayalım. İkizler eril bir burç, değişken bir burç, hava elementine sahip. Kesinlikle böyle çocuk gibi. Zaten hatırlarsanız hani Koç burcu 0-2 yaşa tekamül ediyor. Boğa burcu 2-4 diyebiliriz. İkizler burcu da 5-7. Yani tam böyle her şeyi keşfettiğimiz yaş aralığı. Böyle inanılmaz merak duyduğumuz yaş aralığımız. Dolayısıyla yani bu açıdan da düşünebilirsiniz. İkizler çok meraklı, maymun iştahlı. Bir anda her şeyi yapmaya hevesli, entelektüel açıdan aşırı derecede bilgili olmayı sever ama bir yay kadar böyle derine inmeyi sevmez. Sadece o her konuda böyle deneyimliyim der ama yüzeyde kalır. Şimdi öncelikle ikizler uyumuna bakalım. İkizler, ikisi de eril, ikisi de değişken, ikisi de hava elementine sahip. Dolayısıyla ben ikisinin uyumunu açıkçası, ikisi çok gelişkin olsa dahi, ben bu arada iki gelişkin burçları hep ele alacağım. Çünkü diğer türlü gerçekten kafalar karışabilir. Benim verdiğim uyumları iki gelişkin olarak siz de ele alın. Gelişkin olmayanlar da yüzde kesinlikle düşer. Hani işte ben balığım, işte sevgilim, eşim, aslan, neden uymuyoruz gibi sorular bana soracağınız zaman ikimiz de gerçekten gelişkin aslan mıyız, gelişkin balık mıyız diye düşünmenizde fayda var. İki gelişkin ikizlerin uyumu maksimum diyeceğim. Hani maksimum %49. Neden? Çünkü ikizler çok hevesli, çok böyle bir anda her şey olsun isteyen, inanılmaz derecede oyuncu, çok meraklı, kesinlikle maymun iştahlı ikisi de ve birbirlerini bir yerde çok fazla da enerjiye sahipler. Aşırı derecede hiperaktif olduğunuzu eğer bir ikizlerseniz kesinlikle söyleyebilirim ve bir yerde enerji anlamında yani birbirinizi tüketme olasılığınız, olanağınız diyeyim çok fazla. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. Hani dediğim gibi ikiniz de çok gelişkin olsanız da yani sizi dengeleyecek bazı unsurların olması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktalarda hani sizi daha dengeleyecek su elementi, toprak elementi daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ikizler yengeç uyumuna geldik. İkizler eril, yengeç burcu dişil, ikizler değişken, yengeç öncü, biri hava elementi, diğeri su elementi. Şimdi yengeç ve ikizlerin uyumuna ben kaç diyebilirim maksimum, ikisi de gelişkin diye düşündüğümde %70'e kadar gider. Hadi maksimum diyeyim %75 diye düşünüyorum. Çünkü İkizler burcu patavatsız bir burç diye bilinir. Yani her ağzına geleni söyleyebilir. Düşündüğünü kesinlikle saklamaz. Zaten saklamak istemez.
çok abartılı olabilir. Hatta bazı ikizler burçlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz biraz yalan söylemeye kadar vardırabilir işi, ama bu kesinlikle abartmayı sevdiklerinden ve o anlatmanın hevesine kapılıp gittiklerinden diyeyim. Yengeç burcu da hiçbir şekilde öyle değildir. Açıkçası yengeçler genelde laf olsun diye konuşmazlar. Arkaları da zaten oğlak. Yani mantıklı ve bir şey gerçekten söylemeleri gerekiyorsa konuşurlar. Duygularını çok iyi ifade ederler. İkizler duygularına bir yengeç kadar asla dokunamaz diyeyim. Çünkü ikizler zaten Merkür ve bilgi, iletişim, hani onun Merkür gezegeninin yönetiminde diyeyim. Yengeçse Ay gezegeni. Dolayısıyla hani biri duygular, biri akıl, buralardan kesinlikle birbirlerini çok dengeleyebilirler. Lakin şimdi yengeç içine atabilir diyorum, biliyorsunuz. Yengeç içine atarsa ve hiçbir şekilde ikizlere söylemezse bu belki sorun yaratabilir. Ama ikizler o kadar oyuncudur, o kadar böyle oradan girer, buradan çıkar, işte yengeci böyle hani böyle tatlı bir tebessüm yaratır ya, ay Allah'ım ya falan hani yaptırır ya size bir burç. Bu ikizlerdir işte. Dolayısıyla da ben ayrıca ikizlerin ve yayın da böyle şeytan tüyüne sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ikizlerin iletişimi de çok hem iyidir hem böyle kolaydır. Yani onunla konuşmakta, iletişim kurmakta rahatsızlık duymazsınız ya da endişe hissetmezsiniz diyeyim. Hemen çok kolay iletişime geçebilirsiniz. Ama yengeçler mesela öyle değildir. Daha bir gözlemler, bir akrep kadar olmasa da. Dolayısıyla ikizlerin yengeçe, yengeçin de ikizlere katabileceği ve birbirlerini geliştirebileceği noktalar çok fazla. İkizler aslanı ele alırsak, sevgili aslanlar biliyorsunuz, sizi de seviyorum ama ben ve ego ve güneş, hani böyle biraz parlıyorsunuz, fazla parlıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Bunu diyorum, kova burcunun arkası aslan. O sebeple böyle ay aslanlar diyorum. Çünkü benim gölge yanım, yani kovaların gölge yanım. Şimdi ikizler eril. Aslan da eril bir burç. İkizler değişken, aslan sabit. İkizler hava elementi, aslan da ateş. Uyumlarına öncelikle onu söyleyeyim, kaç veririm? İkisinin de gelişkin olduğunu varsayarsak ve maksimumda düşünürsem %62 diyebilirim. Lakin şöyle bir şey var. Şimdi ikizler bir tartışmaya girdiği zaman konuşmayı sever. Öyle kolay kolay ha tamam ya falan deyip susmaz. Genelde balıklar, yengeçler daha böyle hani o anda bir cevap vermeyime kapılabilir. Ama ikizler böyle bir burç değildir. Aslan da zaten ateş elementine sahip olduğundan dolayı herhangi bir böyle tartışmaya girdiğinizde bir duygusal ilişkide, çünkü bunu tabii arkadaşlıklar için de düşünebilirsiniz ama özellikle duygusal ilişkide bir anda böyle hani hava ateş patlanabilir, yani orada gerçekten bir patlama yaşanabilir. Çünkü gelişkin olduğunuzu varsaydığımdan dolayı birinizin en azından o anda sustuğunu ya da geriye çekildiğini varsayıyorum. Ve daha sonrasında ikimiz de bir sakinleştiğimizde konuşabiliriz derseniz genel olarak ilişkinizin akışı çok daha iyi olabilir. Şunları da bir ele alayım. Yani buralarda dikkat etmenize fayda var deyip onu bitireyim. Bir de şimdi aslan pohpohlanmak istiyor. Kendine zaten güveni vardır. Onun da zaten gezegeni güneş, yani güneş olmasa yaşayamayız, dünya var olamaz ve babayı temsil eder. Yengeç anneyi, aslan burcu da yani aydan dolayı da güneş ve babayı temsil eder. Şimdi dolayısıyla baskındır, ikizler de baskın ama ikizler çocuk gibi. Değişkenliği seviyor ve aslanın sabit olması, aslında burada bana sorarsanız aslan da ikizler burcuna iyi gelir ama daha çok İkizler burcu aslana daha da iyi gelir. Çünkü onu böyle biraz o sabitliğinden çıkarır. Biraz böyle hani rutinini değiştirmesine teşvik eder. Biraz daha aslında onun böyle rahatlamasına, hani çok mesela aslanlar hayatı çok ciddiye alabilirler açıkçası. Ve çok kendilerine odaklı yaşadıklarından dolayı ya da yaşayabileceklerinden dolayı çevrelerinde ne olup bittiğini bazen gözden kaçırabilirler. İkizler de burada aslan burcuna destek olabilir. Şimdi ikizler başak uyumuna gelecek olursak, ikizler eril, başak dişil, ikisi de değişken.
İkizler hava elementi dedik. Başak Burcu da toprak elementine sahip. Burada şöyle bir değişiklik var yalnız. İkisinin de gezegeni Merkür. Şimdi biliyorsunuz Koç ve Terazi'de de hem Koç'un hem Terazi burçlarının gezegeni Venüs'tü. Burada da ikisinin de Merkür ama aralarında büyük fark var. Şimdi Başak bir kere eleştirel bir burç. Yani mükemmelliyetçi, detaycı, böyle en görülmeyecek şeyleri görür. Nokta atışı gerçekten yapabilen bir burç. Sağlık sektöründe genel olarak çok başarılı olabilirler. Bunun da en büyük sebebi 6. evi temsil etmeleri. Aynı zamanda hizmet etmeyi severler. Ama şimdi ikizler de Merkür yönetiminde ama ikizler şöyle düşün, hani iletişim, radyo, televizyon, böyle anlatayım, onu da işte göreyim, deneyimleyeyim. Ama Başak daha böyle detaya insin, daha detaylı öğrensin. Onun içinde ne var, bunu ben bir araştırayım, ondan sonra anlatayım. Yani Merkürlüğünü aslında daha farklı kullanır. Dolayısıyla ikisi anlaşır mı? Net anlaşır. Hatta bana göre en anlaşan burçlardan ikisidir. %91 uyumları. Çünkü bir kere Başak Burcu daha sadedir. Daha böyle yavaştır. Biliyorsunuz ikizler daha tez canlı, böyle hemen olsun ister. Daha konuşkan. Başak Burcu daha sakin, daha sessiz kesinlikle ikizlere göre. Buralardan birbirlerini dengeleme olasılıkları çok yüksek. Geldik. Geldim kendime gelmedim. Burada geldim. İkizler Terazi'ye geldik. Şimdi ikizler hava, Terazi de hava. Öncü Terazi burcumuz, ikizler değişken. Merkür ve Venüs'ten bahsediyoruz. İkisinin uyumuna yani bilemiyorum kaç verebilirim. %59 diyeyim. Neden? Şimdi ikisi de aslında dobra bir burç. İki burç daha doğrusu. Ama Terazi kararsız. Aslında ikizler de kararsız ama daha farklı kararsız olmaları. Yani ikizler hiç düşünmeden, ay bu mu olsa şu mu olsa, yoksa şu mu olsa ya, ay yok bu olsa falan gibi gidebilir. Ama terazi mesela eler onları, iki şeyin arasında kalır. Hadi maksimum üç şey ama genelde iki şey, hani dengeden de burada bahsettiğimiz için. Ve o iki şey arasında bu mu olsa şu mu olsa, acaba böyle mi yapsam şöyle mi yapsam gibi düşünür. Ve burada birbirlerini çok dengeleyebileceklerini ya da çok destekleyebileceklerini söyleyemem. Çünkü terazi bu kadar hani ikisi arasında kararsızlıktayken ikizler ay bak bu da var ama bak şu da var ama bak şöyle de falan diye hani terazinin aklını allak bullak yapabilir. Ve teraziler gerçekten burada delirebilir. Aynı zamanda ikisi de hava elementine sahip olduklarından dolayı kesinlikle arkadaşlıklarda muhteşem anlaşırlar. Yani bunu ben bir yerde okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Genelde böyle hani siz hava elementine sahip bir burçsanız, işte kova, terazi, ikizler. Kendinizi mesela ikizlersiniz, terazi ve kovayı böyle amca oğlu gibi düşünün ya da böyle halanız, işte dayınız gibi düşünün. Dolayısıyla size tanıdık gelir ya da en iyi arkadaşlarınız, hani o çevreniz. Ya da ateş elementiyseniz hani koç, yay ya da aslan, hani koçsunuz diyelim, yay ve aslan size böyle gelir. Ama diğer burçlar böyle biraz daha onları çözmekte daha zaman alabilir. Biraz daha böyle emek vermeniz gerekebilir. Dolayısıyla ikizler, terazi hani birbirlerine yakın hissedebilirler elementleri aynı olduğu için. Ama ilişkide yani gerçekten çok dengeli gitmeniz gerekiyor. Çünkü her zaman ama her zaman bunu net aklınıza gerçekten yazın. İkizler burcunun bir şeyleri öğrenmesi ve hayata geçirmesi diğer burçlara nazaran daha zordur. İkizler ve Akrep burcunun uyumuna geldik. Şimdi ikizler Akrep'in açıkçası uyumuna bir puan vermeden önce bir size biraz anlatayım. Eril bir burç. İkizler Akrep burcu dişil. İkizler değişken dedik. Akrep burcu sabit. Biri hava, diğeri de su. Şimdi şöyle bir şey var. Akrep burcu, hatırlarsanız size kelimelerden bahsetmiştim. Ve hatta Akrep burcunun gizem demiştim. Boğa burcu zevk demiştim. Kovanın biliyorumdu, çok iyi hatırlıyorum. İkizler burcunun kelimesi merak. Akrep burcunun ise gizem. Biri merak ediyor, biri gizemli. Hani böyle bir gözünüzde canlandırın. Aslında uyumları yüksek olabilir. Tabii ki de yine gelişkin olduklarını varsayarsak.
%81 diyeceğim uyumlarına. Neden? Akrep burcu gizemi sever, kendisi keşfetmekten hoşlanır. Kolay kolay öyle konuşmaz. Açıkçası bütün burçlar arasında en böyle gözlemleyip konuşan ya da konuşmayan, hani konuşup konuşmamayı seçen burç akreptir. Yani onun her hareketi planlı programlıdır demek istemiyorum ama çok gözlemlediği için net olarak çok aslında evet planlı programlı konuşur. İkizler ise tam tersi, Allah ne verdiyse yani ay bugün ama ne kadar güzeldim, ha birazdan çıkıp da dondurma mı yesek, ha dondurma yedikten sonra aslında şöyle mi olsa, bu arada ben düşünüyorum da falan diye böyle Allah Allah, yani o hani çorba salata olur. Ama akrep çok planlı programlı ilerlerken diyeyim, yani düşüncelerinde de duygularında da mesela kime kalbini açacağını seçer ama akrep burçları aşık olduğunuz anda durumlar değişir. Çünkü siz aşık olduğunuzda o içinizdeki sezgileriniz diyeyim, içgüdüleriniz hani böyle bir kenara savrulabilir. Öyle hayatı boyunca tabii ki de her insan 10 kere, 20 kere aşık da olabilirsiniz ama hani genel olarak o kadar hani böyle aşk, hani deli gibi aşk yaşadığımızı ben şahsen düşünmüyorum. Ama akrep burcu da hadi 2-3 hayatının aşklarıyla tanıştığında aklı ve bütün artık o akrepli diyeyim elden gittiğinde sadece toslar. Onun dışında kesinlikle kontrol elindedir. Akrep zaten kontrolcü bir burçtur. Bunu net size söyleyebilirim. Evet, dolayısıyla uyumları yüksek ama nerelerde sorun yaşayabilirler? Mesela ikizler çok sosyaldir. Akrep burcu diyebilir ki hani neden sosyalsin? Neden arkadaşlarına çok zaman ayırıyorsun da bana ayırmıyorsun? İşte mesela ikizler burcu hadi gidelim, hadi gezelim, hadi görelim, hadi şöyle yapalım diyebilir. Akrep burcuysa burada hayır onu yapmayalım, beraber zaman geçirelim. Hani o tutku, o derinlik böyle isteyebilir. Hani ikizler ona bunu verebilir mi? Orada biraz şüpheliyim. Ama dediğim gibi bu arada haritalarına bakmak lazım. İkizler burcudur ama yine de doğum haritasında ya da siz ikizler burcuysanız doğum haritanızda su elementleri ve toprak elementleri yoğunluktaysa anlaşma olanağınız doğal olarak artıyor. Ama genel olarak mesela akrep burcu kıskanmaya meyillidir. İkizler de en kıskanılmaya gelemeyen burçlardan biridir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizde çok 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 fayda var. Şimdi ikizler yay burçlarını ele alırsak zaten ikizlerin arkası yay, yayın arkası da ikizler. Dolayısıyla burada bir denge söz konusu. Açıkçası uyumunuza ben burada %93 diyebilirim ama ikiniz de gelişkinsiniz. Bunu göz önünde bulunduruyorum. Eril iki burçta. Biri Merkür yönetiminde ikizler, yay burcu da Jüpiter'in yönetiminde. İkizler hava, yay ateş elementine sahip. Şimdi yay burcu açıkçası daha derine inmeyi sever. İkizler daha yüzeyde kalmayı sever dedim. Dolayısıyla burada aslında yayın ikizlere katacağı daha derinlik olabilir. İkisi de kesinlikle maceradan hoşlanır. Entelektüel açıdan bilgilenmeyi sever her iki burçta. Bilgiye önem verirler ama dediğim gibi yay daha derine inmeyi sevdiği için ikizleri bu anlamda destekleme olasılığı fazladır. Yaya şıp sevdi diyebilirim ama ikizlere çapkın derim. Bu arada bunu ben demiyorum ama böyle denilir. Ben de destekliyorum. En playboy burç ikizlerdir. Ama yaya mesela şıp sevdi diyorum ama arkası tabii ki de yay olduğu için ikinizin de ilişkiden sıkıldıysanız hani dışarıya bakma olanağınız ya da böyle çapkınlık yapma olasılığınız, olanağınız var. Burada size nacizane tavsiyem, bir ikizler yay beraberliğinden bahsediyorsak gerçekten hani net olun, dürüst olun her konuda. Zaten genel olarak dobra burçsunuz her ikinizde. Bir sıkıntı, bir sorun yaşadığınızda hani aldatmaya girmesin. Direkt birbirinize bunu söyleyin. Bu konuda açık olursanız
gerçekten o ilişkinin çok iyi gidebileceğini öngörüyorum ve bunu düşünüyorum. Bu arada tabii ki de bir ikizler yay beraberliği olan izleyicilerim varsa bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum sizin ilişkinizin tabii ki de özele gitmeden, inmeden nasıl gittiğini bunu benimle paylaşabilirsiniz. Hatta işte bizim ilişkimiz atıyorum %100 gidiyor ya da %65 gidiyor. Bu şekilde de benimle yorumlarda, paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Şimdi ikizler oğlak uyumuna geldik. Oğlak öncü, dişil bir burç ve toprak elementine sahip. Uyumları %73 diyebilirim açıkçası ikizler ve oğlağın uyumuna. Tabii ki de daha yükseklere çıkabilir haritalarınızın da uyumuna bağlı olarak. Lakin oğlak burcu çok düşünerek konuşur ama akrep gibi değil. Yani onun için gerek yoktur. Aslında ben oğlak burcunun mesela kelimesine şunu derim, gerekli mi? Çünkü oğlak burcu gerekliyse konuşur, gerekliyse bir işi yapar, gerekli değilse konuşmaz, gerekli değilse bir işi yapmaz. Onun için en önemli konudur. Onun kelimesi gerekli midir? Yani net. Çalışmayı sever biliyorsunuz. İkizlere kesinlikle oğlak burcu çok iyi gelebilir. Bu arada ilk defa Lucy yanıma geldi, inanamıyorum şu an. Lucy! Canım benim. İkizler burcuna oğlak çok iyi gelir çünkü toprak elementine sahip olduğu için daha sakindir, daha yavaştır. Aynı zamanda çalışma disiplinine çok sahiptir. Oğlak burçlarına geldiğim zaman zaten sırada oğlağı ele alacağım. Çünkü Satürn gezegeninin yönetiminde çok detaylı anlatacağım sizlere. Ama ikizler mesela daha böyle oradan oraya hop 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 hop. Oğlaksa tam böyle şu anda bunu ele almamız gerekiyor. Evet, biz bu konuda ilerleyelim, bunu bir bitirelim. Ondan sonra sırada bu var diye böyle planlı, programlı ilerleyebilir. Dolayısıyla uyumlu olma ihtimalleri çok yüksektir. Dikkat etmeniz gereken başka bir şey, yani oğlak size, ikizlere söylüyorum bunu, sıkıcı gelebilir. Ama bence o ilişkiyi böyle daha hareketlendirecek olan ikizler. Dolayısıyla hani hemen, çünkü ikizlerin şey özelliği de var, uf sıkıldım hadi bitti falan diyebilirler. Bunu demeden önce gerçekten birazcık sabredin, bir bakın hani bu ilişkiyi öyle kolay kolay harcamaya değer mi değmez mi, ona düşünerek karar vermenizde fayda var. Lucy, canım benim. İkizler ve kovayı ele alacak olursak, kova eril, ikizler de eril ve ikisi de hava elementine sahip ve kova sabit bir burç. İkizler de değişken. Şimdi buradan net olarak hep kovalarda kendimden yola çıkacağım. Çünkü benim hem burcum kova hem de yükselenim kova ve ikizleri de tanıyorum. Dolayısıyla burada net olarak öyle başka türlü düşünemiyorum. Ben nasıl anlaşırım diye düşünmek durumundayım. İkizler kovaya kaç veririm? Yani arkadaş olarak müthiş anlaşırsınız net yani. Kankanız olur, böyle çok 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 iyi anlaşırsınız. Bu arada ikizlerin dostluğuna laf etmek istemiyorum ama gelişkin olmayan ikizlerden bahsedersek, gelişkin olmayan ikizlerin gerçekten empati yeteneği düşük olabilir ve karşısındakini dinlememeye meyledebilir. Bu noktada eğer ki gelişkin değilseniz, mesela dinlemeyi beceremiyorsanız, çok hiperaktifseniz, hani bu sebeple de böyle dinlemekte zorlanıyorsanız, karşınızdakine odaklanamıyorsanız, gerçekten hani ona dikkat edin. Çünkü bir insan dinlenilmediğini hissediyorsa sizinle iletişim kurmaktan kaçınabilir ve siz bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Şimdi kovaya geleceğim. Dediğim gibi çok iyi arkadaş olabilirler ama ilişkide kova, ikizler %64. Çünkü kova böyle zaten hani o da tez canlıdır, ikizler de tez canlı. Bir kere ikisi birbirlerinden hani ikizlerde olduğu gibi yorulabilir. Kovanın da kafası çok hızlı çalışır ve o daha derine inmeyi sever. Böyle kafa yoracağı şeyler daha bir işe yarayan şeylerdir ama daha orijinal, mesela oğlağa kıyasla diyeyim, daha orijinal, daha yaratıcı böyle fikirler yaratmayı sever. Yani kova yaratmayı sever. İkizler kova uyumunda ne tür sıkıntılar yaşanabilir? Şimdi ikisi de çok eğlencelidir. Kesinlikle müthiş böyle eğlenceli bir çiftten bahsediyoruz. Kafalarını estiği şekilde yaşayabilirler. İnanılmaz iyi zaman geçirirler. Hani yüzeyde böyle hiçbir sorun yoktur. Ama derine indiğiniz zaman
İkisinin tez canlı olması, aslında bir yerde kova da çocuk ruhludur. Hani birbirlerini dengelemede sorun yaşayabilirler ve böyle yorulabilirler birbirlerinden. Aslında ikizler kesinlikle sıkılgan bir burçtur. Kova da öyle çok fazla gelemez. Yani yetti falan diyebilir. Dolayısıyla bu açılardan birbirlerine özverili olmazlarsa diyeyim, hani özverili bulunmazlarsa o ilişkinin ömrü biraz kısa sürebilir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizde fayda var. Son burca geliyoruz ve bu burçlar konusu gerçekten hani biraz yoruyor. Çünkü gördüğünüz gibi böyle durmadan konuşmayı gerektiriyor ve hani hızlı hızlı ve çabuk anlatabileyim diye çok da videoyu uzatmamak adına olabildiğince hızlı gidiyorum ama olmuyor. İkizler balığa gelecek olursak. İkizler eril, balık dişil. Balık su elementine sahip ve değişken bir burç. Uyumunuz açıkçası ikizler balık, yani balık o kadar, daha önce de söylediğim gibi, her burçla anlaşan bir burç ki ya o kadar tatlısınız ki, ama Neptün'ün yönetiminde, Neptün gezegeninin ve biraz hayaller aleminde yaşamanız muhtemel, balıklar, size söylüyorum. Yine de ikizler burcuyla uyumunuza gerçekten %95 verebilirim ve sanıyorum %95 ile hani ikizlerle en iyi anlaşan burç balık seçildi. Dolayısıyla ne açılardan? Şimdi zaten balık uyumlu ve su elementine sahip olduğundan dolayı da hani her şekle girer demek istemiyorum ama her ortama uyum sağlama özelliğine sahip. İkizler kadar öyle tez canlı değildir, daha ağırdan alır, gözlemler, böyle sizi sarıp sarmalar açıkçası. Böyle yani balık burcunun kelimesi şefkat arkadaşlar. Bu arada bu kelimeler benim bulduğum, benim hissettiğim, benim düşündüğüm kelimeler. Hani bir yerde o yazıyor diye sizi okumuyorum. Aklınızda olsun, çok şefkatlidir. İkizlere bu şefkat duygusu çok çok iyi gelir. Dolayısıyla anlaşma ihtimalleri çok yüksek. Aynı zamanda hani ikizlerin tez canlılığını da biraz böyle yavaşlatır. Ha, ikizler balığa nasıl iyi gelebilir? Açıkçası biraz daha böyle hareketlenmelerini sağlar. Yani daha çabuk düşünmelerini. Belki onlar mesela hayal alemine kapılıp gittiklerinden hani hayallerinde onları yaşıyordur çünkü. Dolayısıyla gerçek hayata geçirmede biraz zorluk olabilir ya da balıklar yaşayabilir. O konuda destek olabilir ikizler burcu. Bu videoyu nasıl buldunuz? Bunu benimle yorumlarda paylaşın. Gerçekten yorumlarınızı aşırı derecede önem veriyorum. Aynı zamanda sorularınız olursa, yani spesifik sorularınız olursa, işte bilmiyorum, ben ikizler burcuyum, aslanla nasıl anlaşırım gibi değil. Çünkü hani olabildiğince ona değiniyorum. Ama mesela şunu isterseniz belki ilerleyen zamanlarda ele alabilirim. İşte mesela ne bileyim, ikizlerle yayın uyumunu böyle bir videoda 5 dakika 10 dakika anlatabilir misiniz gibi gibi. Hani tabii ki de bu size bağlı, çok detaylı isterseniz evet ileride bunu net olarak ele alabilirim. Çünkü zaten bu videolarda özet gittiğim için hani zaman yetmiyor. O yüzden olabildiğince böyle onu anlatayım, şunu anlatayım, bunu anlatayım deyip bitiriyorum. Ama daha detaylı anlatmak, bu konu hakkında sizinle hani hem bilgilendirerek hem de sohbet ederek konuşmak isterim. Ama bu size bağlı. Dolayısıyla istiyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yani bunun benim için anlamı büyük. Çünkü manevi desteğinizi açıkçası hissediyorum. Bir de arkadaşlar, bu abone olmak, like, hani işte beğenmek falan, bunlar aslında bir destek gösterdi. Yani ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bunları sizden görmek, almak, hani bunu benimle paylaşmanız benim için manevi anlamda da büyük bir öneme sahip. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum ve bunun için de ayrıca size minnettarım. Haftaya bambaşka bir videoda buluşmak, görüşmek üzere. Bu arada ikizler burcunun kelimesi meraktı. Merakla kalın. Böyle bir çocuk merakıyla, çocuk coşkusuyla kalmanızı diliyorum. Güzel bir gün. İstanbul bugün aşırı derecede yağmurlu, bulutlu, böyle bir kapalı bir hava var. Güzel bir yağmurlu gün, gece, sabahlar, hafta sonları, bir hafta diliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bunu da nereden almıştım bilmiyorum ama bu magları, bardakları kesinlikle aşırı seviyorum. Saçmalamadan olmuyor ya. Bulutlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar efendim.